Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün alkolsüz, gazlı malt içeceği yapıyoruz. Çok sağlıklı ve lezzetli bir içecek. Markette satılanlara çok yakın bir tat elde edeceğiz ve yapımı çok basit. Fakat malzemelerin bir kısmını ya da hepsini internet üzerinden siparişle getirtmek durumundayız. İlk malzememiz şerbetçi otsuz, kuru ya da sıvı malt özü. Fakat önemli bir ayrıntı, pastacılık ve fırıncılıkta kullanılan malt özleri bizim işimize yaramıyor. O yüzden bira kiti satan yerlerden temin etmemiz gerekiyor. Maliyetini daha düşük tutmak istersek bunun yerine de tahıldan arpa maltı kullanabiliriz şu şekilde. Fakat bunun için ekipman, zaman ve emek istiyor bu iş. İkisine de değineceğiz birazdan. Oranları da vereceğim, tariflerini de vereceğim. İkinci malzememiz tatlandırma için meyve suyu ya da meyve aroması fakat suda çözünebilir olması gerekiyor. Yani marketlerden alacağınız herhangi marketten istediğiniz bir meyve suyu olabilir. Üçüncü malzememiz ise kısmi fermentasyon ile gazlandırmak için şampanya mayası ya da tedarik edemezseniz ekmek mayası da olabilir. Şimdi tabi videonun başında alkolsüz demiştik ama fermentasyon ve şampanya mayası aynı cümlede geçince alkol oluşur mu diye endişe duyan arkadaşlarım için şunu söyleyebilirim. Dostlarım, çok 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 düşük ama çok düşük miktarda oluşabilir. Fakat bir portakalda, olgun bir muzda ya da dalından koptuktan sonra bir hafta beklemiş üzümde olan alkolden daha fazla oluşmaz. Yapımına ve ayrıntılara geçersek. Dostlarım, burada sıvı malt özü kullanmanızı önereceğim çünkü yapımı çok basit. Her 1 kilogram sıvı malt için 7 litre su kullanacağız. Suyu kaynatıyoruz, paketi boşaltıp çözündürüyoruz ve soğumasını bekliyoruz. Eğer şebeke suyu kullanacak olursanız hepsini kaynatmanızı öneriyorum. Suyun hepsini kullanın. Ama arıtma suyu ya da hazır su kullanırsanız işte yarısını kaynatıp çözündürüp üzerine soğuk su eklerseniz soğumayı hızlandırmış olursunuz. Yapımını daha önceki bir videomdan görsel alıntı yaparak oranları da üzerine yazarak şimdi vereceğim dostlarım. Farklı ambalajlar var. Yani 600 gramlık, 1200 gramlık, 1500 gramlık ambalajlarda oluyor. Benim bildiğim başkası var mı bilemiyorum. Bunu artık yapmak istediğiniz miktara göre kendiniz ayarlayacaksınız. Ben orada her bir gramaj için karşılığı gelen su miktarını yazdım. Yuvarlama yaptık. Yani küsurat fazla olmasın diye. Eğer kuru malt kullanacak olursanız bunun %25 fazlası su kullanmanız gerekiyor. Yani 1 kilogram sıvı malt, kuru malt için 8,5 litre su kullanacağız. Aynı şekilde yapıyoruz ama o biraz daha topaklanma olduğu için biraz daha zor buna göre. Fakat asıl iş arpa maltında. Tahıldan arpa maltında. Şimdi onu beraber yapacağız. Onda biraz ayrıntılar var. Videoyu izledikten sonra buna geçiyoruz dostlarım. Suyumuzu kaynatıp ambalajı çalkalamak için bir miktar su alıyoruz. Paketimizi açıp hepsini boşaltacağız. Kalan su ile de paketimizin içinde kalanını iyice çalkalayıp tenceremize dökeceğiz. Ve iyice karıştırıp soğumasını bekliyoruz. Dahıldan malt suyu hazırlamak için 77 santigrat dereceye ısıttığımız suyu şu şekilde bir tül süzek gerekiyor bize. Tül süzeği içine koyacağım. Ardından kırılmış arpa maltımı döküyorum. Şimdi miktar size ne kadar yapmak istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Miktar da şu. Her 1 kilogram için 8 litre su kullanıyoruz. 4 litresini demleme için kullanıyoruz. Diğer 4 litresini ise yağmurlama adını verdiğimiz kalan posada kalan işte özünü ve şekerini almak için kullanıyoruz. Ben şimdi yarım kiloluk yaptım. Şu şekilde kapağını kapatıp ardından battaniye ile saracağız ve 1 saat beklememiz gerekiyor dostlarım. 1 saat sonra, daha doğrusu o 1 saat içinde 1.77 santigrat derecelik su hazırlıyoruz. Onu da suyunu sıktıktan sonra buraya koyacağız. Şimdi ben 1 saat bekliyorum dostlarım burada. Bunu kapatın. Bu arada tenceremizde diğer
kullanmak istediğiniz miktarın diğer yarısını da diğer tencerede yapacağız. Diğeri daha büyük olsun çünkü ikisini birleştireceğiz ve kaynatmaya alacağız. Bir saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir saat geçti. Arpamız demlendi. Şimdi bunu süzeceğiz. Ve burada ben şimdi kettle'da ısıtmak daha kolay oluyor. 77 santigrat derece burada da ısıttım. Buraya kalan yarım suyumu buraya aktarıyorum. Bunu da şu şekilde süzerek kalan posadaki şeker ve özü almak için buraya tekrar koyuyorum. Ve iyice yayıp şimdi burada bir 15 dakika daha bekleyeceğiz. Kalan özü orada alabilmek için. Ardından bunu da süzeceğiz ve iki suyu birleştirip kaynatmaya alıyoruz. 1,5 saat kaynayacak. 15 dakika dinlendiriyoruz. 15 dakika daha geçti. Şimdi bunu da süzüyoruz. Fakat burada eldiven kullanmanızı öneriyorum. Yani varsa fırın eldiveni falan. Çünkü sıcak oluyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Posamızı süzdükten sonra şimdi diğerini de birleştiriyoruz. Ve kaynatmaya alıyoruz. 1,5 saat. Ağzı açık vaziyette 1,5 saat kaynatıyoruz. Ocağımızı söndürüp soğumaya bırakıyoruz. Malt suyumuz soğudu. Başka bir tencereye şu şekilde bir süzgeç koyuyoruz. Ardından 5 süzek hazırlıyoruz ve bunun içinden geçiriyoruz. Arpa maltında çok fazla tortu oluşuyor. Bu tortuyu almamamız gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi. Bunu da en güzel 5 süzek alır. Evet dostlarım, son aşama tatlandırma ve mayalama. Ama hangi yöntemi seçmiş olursanız olun, maltınızın kesinlikle oda sıcaklığına kadar düşmüş olduğundan emin olacağız. Aksi takdirde maya attığımızda mayamız ölür. Buna dikkat ediyoruz. Tatlandırmada eğer aroma kullanacaksanız kullanacağınız aromanın paketinde oranları yazar. Biz kullanmayacağımız için onu şu anda size bilgilerini veremiyorum. Meyve suyu kullanacağız. Hem bulunması daha kolay hem de daha uygun fiyat olarak daha ucuza geliyor. Eğer bütününe uygulayacak olursanız meyve suyunu şunu öneririm. En az yani %20-25'ten fazlasını yapmayın derim. Çünkü burada sağlıklı olan malt. Yani maltı yüksek tutacağız. Meyve suyunu sadece tatlandırma için kullanacağız. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. 4 litre malta 1 litre komple meyve suyunu boşaltabilirsiniz. Eğer bütününe yapacaksanız. Ben şu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Her şişede farklı bir meyve suyu yapıp çeşitlendirmeyi tercih ediyorum. Bunu da yapabilirsiniz. Bunu da şimdi şu şekilde yapacağız. Bu arada yoğunluk ölçümümüz 1040-1050 arası oluyor ki meyve sularının şeker yoğunluğudur bu. Yani normal şekerini ne fazla ne aşağı şekeri de kullanmıyoruz. Onu da göstermek için şu anda yoğunluğunu gösteriyorum. 1048 civarında şu anda yoğunluğumuz var. Dostlarım, şu şekilde yapacağız. Gazlandırma yapacağımız için muhakkak ki şişede boşluk bırakacağız. Bu arada şişe olarak ben cam kullanmayı tercih ediyorum. Ayrıca kapaklama makinem var. Eğer yoksa gazlı içeceklerin şişelerini kullanabilirsiniz. Yani gazlanmaya dayanıklı şişe, pet şişe kullanabilirsiniz. İşte kola, soda vesaire gazlı içecekler şişeleri olabilir dostlarım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. En kolay yöntem, mesela istediğiniz farklı farklı meyve sularını kullanmak için şunu yapabilirsiniz. Buraya önce bütün şişemizi dolduracağız. Şu şekilde mutlaka boşluk bırakıyoruz. Şimdi bunu ölçmenin en kolay yolu. Bir bardak geri alırım. Ve bir bardak yerine kullanmak istediğim meyve suyunu dökerim. Aynı seviyeye gelmiş olur
Şimdi gazlandırma için maya atacağız. Şampanya mayası önermiştim. Eğer bulamıyorsanız ekmek mayası da kullanabilirsiniz. İnstant maya olması önemli. Çünkü direkt atacağız. Aktif mayalarda uyandırma gerekiyor. Mutlaka uyandırma gerekiyor. O yüzden instant maya kullanmanız gerekiyor. Dostlarım, mayayı yani şöyle kaşığın ucuyla atacağız. Fazla atmayın. Az da olmasın. Şöyle kaşığın, gösteremiyorum oradan ama kaşığın ucuyla çok az bir miktar şu şekilde döktüm. Bunu en başta da koyarsınız. En azından karışmış olur. Ardından kapaklamayı yapıyorum. Şu anda gazlanma için hazır. Şöyle biraz maya ıslansın diye kenara alıyoruz. Ne kadar? 10 gün. 10 gün sonra dostlarım bu gazlanacak. Soğutup afiyetle içebilirsiniz. Gerçekten malt çok sağlıklı bir içecek. İnternetten araştırın. Bunu bu şekilde yapıp gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Dostlarım şimdi ortalığı toplayayım ve daha önceki denemelerimden açılımlar yapalım. Daha önceleri farklı denemeler yapmıştım. Elmalı, limonlu, vişneli. Açıkçası şu anda herhalde sadece bu limonlu olduğunu biliyorum. Diğerlerini çok fazla deneme yaptım. Üstlerine de yazmamışım. Şimdi denemelerimizi yapalım. Bu limonluydu. Bakalım nasıl olmuş. Güzel gazlanmış ve görelim. Bunu açık sarı malttan yapmıştım. Aynen öyle. Açık sarı malttan yapmıştım. Şu anda gazlı. Kabarcıkları görüyor musunuz? Bu sanırım elmalı. Sanırım biraz daha bekleteceğiz. Fazla tıslamadı çünkü. Bu da bu şekilde. Şunu hatırlayamıyorum açıkçası. Ama bu da güzel gazlanmış. Evet, sanırım vişneli olan bu. Dostlarım, dediğim gibi aslında yapımı çok basit. Eğer sıvı malt kullanırsanız daha basit. Arpa maltı biraz uğraştırıyor. Ama gerçekten çok sağlıklı bir içecek. Dostlarım afiyet olsun. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.